Evet, kaydı başlattım arkadaşlar. Şimdi beraber soruların üzerinden de geçelim. Finali nasıl yapalım? Finali... Evet, kaydı başlattım. Şimdi soruları çözelim isterseniz. İlkinde aslında yapılacak şey şuydu. PDF'imiz şu. PDF'de taradığım yer A'ya denk geliyor. Nedir? Yeni uzayın burası. Mesela şunun olasılığı şu bölü uzayın olasılığı olacak. Normalize edeceğim. Yani 0,08 bölü 64. 8 bölü 64 olacak. Şunun olasılığı 8 bölü 64. X'in 1 olma olasılığı, X'in 1 olma ihtimali şurası. O zaman burası bölü 64 olacak. Yani 16 bölü 64. X'in 2 olma olasılığı şurası bölü 64. Çünkü şu uzay normalde 0,48 olurdu. Ama uzayım A'ya küçüldüğü için A'nın olasılığına bölüyorum, normalize ediyorum. Dolayısıyla 48 bölü 64 oldu. Formüle bakarsanız aynı şey. Yani özellikle ben formülü yazıyorum burada. Ama sınavda istediğiniz gibi yapın. X kesişim A ile kesiştiği yerde Y A'nın elemanıysa Y'leri toplayacağım, X'in olasılığını bulacağım. P A'ya böleceğim. Mesela X eşittir 1 için hangi Y'ler A'nın elemanı? Şu ikisi. O zaman şurayı topluyorum. Bölü A'nın olasılığı. Conditional olasılık. Aynı şey zaten. Benim normalize ettiğim dediğim şey aynı şey. Biri formül takip ediyorsunuz. Birini de kendiniz uzayı küçültüyorsunuz. Evet, burada sorusu olan var mı? İrem, senin sorun var mı mesela? Yok hocam, ben bunu yapıp B'yi yapamamışım. Yani o eksi iki kafamı Ha. karıştırmış, varyans kısmı. Eksi 2'yi de sırf koymuş olmak için koymuştum. Evet, bir de orada given A olunca kafam karışmış. Yoksa hani o eksi ikinin bir etkisi olmadığını biliyordum. Sonra gidip ben o expectation hesaplıyoruz ya, x eksi 2'nin karesini falan almışım yani orada. Anladım. Bayağı işlem Aslında çok kalabalığı basit değil olmuş. mi? Given A var. Evet. Given A uzayındayız. O zaman Given A uzayındaki PDF'i kullanacağız. Onun dışındaki her şey aynı. X eksi 2'nin varyansı, X'in varyansı. X'in varyansı nedir? X karenin expectation'ı eksi, X'in expectation'ı. Given A uzayında Given A'nın yani A şeklindeki PDF'i kullanacağız. Geri kalanlar aynı çıkıyordu. Farkındayım. Harfler birbirine giriyor. Sizi haksızlık etmek istemiyorum. Yani öyle bariz şeyler değil. Dersi seviyesine göre hani belki kolay dediğim şeyi dersi seviyesine göre kolay demişimdir. Ama dışarıdan birine sorsanız çoğu kişi zaten bunları yapamıyor olacak. Sizin yaptığınız şeyleri. O açıdan kolay dediğim şeyler yani dersimizin seviyesine göre kolay. Normalde olasılık ben biliyorum diyen birisini derseniz yapamayabilir. Orada hak veriyorum size. Birin B'si de bu kadar. Bunda soru var mı? Tamam. İki. İlk sınavda ikinci soruya uymayan şeyleri mesela genelde son şıklar ikinci soru gibi yapmaya çalışıldığını gördüm. Hani bunu öğrendik ya. Bir de ilk nedense öyle gördüm. Umarım burada yapılmıştır. Genelde yapıldığını görüyorum bunu. İlk sınavda sormadım diye rahat puan alın diye buradan sordum. O açıdan çok anlatılacak bir şey yok. Tek sıkıntısı hikaye biraz zordu. İkisi kazanabilir. Pardon, Alice iki kere kazanabilir. O zaman bitiyor. Alice bir kazandı bir kaybettiyse veya bir kaybetti bir kazandıysa başa dönüyor. Bu ne olsa 9-10 çıkıyor. Genelde gördüğüm şu unutuluyor. Hani kazanıp kaybedebilir ve kaybedip kazanabilir. İkinci senaryo unutulduğunu görüyorum ama kritik değil. Genelde yapılmaz.
Expectation aynı şekilde. Alice kazandıysa 2 defa 2 ile çarpıyoruz. Alice 2 defa kaybettiyse yine bitiyor, 2 ile çarpıyoruz. Alice kazandı kaybettiyse veya kaybetti kazandıysa başa dönüp expectation artı 2. Buradan da cevap 4 gibi bir şey çıkıyor. 3-8 gibi bir şey çıkıyor. Bunun da genelde yapıldığını gördüğüm için onun için çok söyleyecek bir yorumum yok. Ben sizin sorunuz var mı? Evet. Ben şey soracaktım da direkt o conditionları yazmak yerine bir kazan bir kaybet durumu olduktan sonra baştakiyle fark olmadığını şey yapıp sadece son iki oyuna bakıp normalleştirsek yanlış düşünmüyorum değil mi öyle olunca? Evet, onu onu söylemiyorum. Ama evet, sen diyorsun ki şimdi iki ihtimal var. A şıkkı için diyorsun ama değil mi? Hı hı, A şıkkı için. Tamam, onu da söyleyeyim. Nasıl olsa artık bitti. Pratik bir yolumuz var diyorsun. İki ihtimal var. Ya Alice kazanacak ya Bob kazanacak. Bir senaryolar başa dönüyor. En son nihayetinde ya Alice iki fark açacak ya Bob iki fark açacak. Bu soruya özellikle şöyle bir şey var. Genelde hep farklar çift. Yani çift oyun oynandıysa çift fark var. Ya beraber edip ya da 1-2 fark açmıştır. Başka bir şey olamaz. Diyelim 12 oyun oynandı beraber. Sonra 13-14 Alice kazandı, bitti. Veya 12 oyun oynandı beraber, 13-14 Bob kazandı, bitti. Dolayısıyla tek fark olamaz. Dolayısıyla ya son iki oyunu Alice kazanacak ya son iki oyunu Bob kazanacak. O zaman benim uzayım diyorsun ki son iki oyunu Alice'in kazanmamasıdır. 36. İkinci senaryo son iki oyunu Bob'un kazanmamasıdır. 24. Bölü uzayın ne? İkisinin toplamı değil mi? 0 60. Böyle diyorsun değil mi? Doğru yaptım ben. Hı hı. O zaman şu olasılık Alice'in kazanma olasılığıdır. Şu olasılık Bob'un kazanma olasılığıdır. Aynı şey çıktı mı? Aynı şey çıkıyor. 36 bölü 60. 9 bölü 13 ama biz bulduk. Şey, o 24 değil şey olacak. 16 olmayacak mı? Sonuçta 0, 4 kazanmamız. Doğru, 16. Cevap hatırlatırken yanlış yazmışım. Herhalde 24 değil. Ama tamam. Hocam ben de 5 şık hakkında bir şey söyleyecektim. Tabii. Öncelikle bir saniye. Şunu anlamayan var mı sorusu olan? Yani en son nihayetinde böyle bir iki senaryo çıkıyor. Sonsuza gidiyor ama son iki senaryo bu. Dolayısıyla normalize edersek şu Alice'in şu Bob'un kazanma olasılığı. Tamam, soru yokmuş. Evet, dinliyorum. Hocam en sondaki satırda bir tane iki geliyor ya artı olarak. Orası evet. Şey nereden geliyor? Tamam, o şeylerin toplamı mı? Bunların toplamı iki. Tamam. Sonra diğer tarafta da 0,6 çarpı 0,4. Orası 24. Pardon. Şunların toplamı değil. Şunların toplamı artı şunların 2 ile çarpımı 2. Tamam. Şimdi bakarsanız 0,6, 0,4, 24, 48 buradan geliyor. 48 çünkü ben de o sağ kısmı doğru bulmuşum. Hani 0,48 çarpı ax artı oradan 0,96 geliyor. Hı-hı. Ben bir de başta şey diye düşünmüştüm. En az bir iki oyun oynanması lazım ya. O bir evet. De üzerine iki ekledim. Bir de üzerine 0,96 geliyor işte o sağ kısımdan. Orada iki fazla olmuş. Anladım. Ona üzüldüm şu an. Bir de hatırlıyorsanız şey demiştik. Bir partition olacak demiştik değil mi? Bak şu olasılık, şu olasılık ve şu iki olasılığı toplarsanız ne eder? Bir eder. Yani ya Alice kazanır, ya Bob kazanır, ya kazanır kaybeder, ya kaybeder kazanır. Dizayn ederken aslında bir şeyleri unuttuğunuzu burada anlayabilirsiniz. Unutmaya bir iki puan kırdım da. Aslında unutulmaması gerekiyordu. Ya en sağdaki kısmı yaptım ama o başa direkt ben artı iki olarak ekledim. Yani olasılıkları çarpmam gerekiyormuş. Tabii. Ne? Tamam. Şu durumda iki bekliyoruz. Kazandığı durumda iki bekliyoruz. Olasılıkları evet, onları çarpmamışım.
Aynen öyle. Evet, onu bir seçmek lazımdı. Eğer ben bir şey fark etmediysem, çok puan kırdıysam, Zoom'da gelirsiniz beraber kağıdınıza tekrar bakıyoruz, düzeltiyoruz. Yani kritik olmaz oradan. Yani mesela bir unuttum, bir puan, iki puan gider. Evet. Üçüncü soru. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Aklıma evet. Bir şey takıldı da. Hocam burada A şıkkında mesela şöyle bir durum olsa. Ya diyelim ilkini Bob kazandı, ikincisini Alice kazandı. Sonrasında hani şu son yazdığınız olasılıktan başa dönüyoruz ya. Doğru mu? İlkinin hangisi? A mı B mi? Şu A şıkkı hocam. Hani PW deyip ilk satırda 3 tane şey yazıyorsunuz ya. İlkin Alice kazandı. Hı. Evet. Alice kazandı, sonra Bob kazandı. Bir de Bob kazandı, Alice kazandı. Evet. Şimdi ben diyorum ki ilkini Bob kazansın, ikincisini Alice kazansın. Burada bir kazanan olmayacak. O yüzden tekrardan ana problemimize dönmüş olacağız. Evet. Ama burada bir daha Alice kazanırsa burada hani olay bitiyor ya. Bitmiyor. Arda arda kazanması önemli değil. Bob Alice oldu diyelim. Fark kaç? İki fark yok mu işte? Yok. Bob Alice. 2-1. Ben onu yanlış düşünmüşüm. Doğru, tamam. Ya ben de böyle yaptım da sonrasında onu sınavda düşününce biraz ikileme düştüm. Orada yanlış düşünmüşüm. Tamam. Evet, skora bakıyoruz sadece. Dolayısıyla her çift oyun sonunda ya başa dönüyor ya dönmüyor. Önemli olan burada recursive olmayı düşünmenizdi. Hikaye gereği bir şeyler olur. 4 puan, 1-3 puan alırsınız. Sorun olmaz ama recursive'i de genelde düşürdüğünü gördüm. Bu soru biraz zordu. Recursive hikayesi gereği. Ama zaten en zor soru bu kadar olabilir yani. Yapıldığını gördüm genel olarak. Güzel. Hoşçakalın. Normal birine memorisiz proses deyin, recursive bir olasılık yazmasını isteyin falan ne derler? Siz çok rahat yapıyorsunuz. Güzel yani o açıdan. Üçüncü soru, bariz miydi indicator random variable kullanacağınız onu merak ediyorum açıkçası. Yapan var mı? Veya sonradan da olsa indicator'ı gören. Ne düşünüyorsun? Ben biraz sonradan fark ettim hocam indicator olduğunu. Hikaye zor değildi diye düşünüyorum. Ben uzun uzun anlattım, iki defa anlattım da. Neyi düşünmeniz lazımdı? X sayılar var. X sayıları toplayınca X edecek. Bana X'in PDF'ini sormuyor. Bana expectation'ı soruyor. X sayıların expectation'ı toplasam cevap çıkacak diye düşünmek gerekiyordu. Buradan X sayı nedir? Bir Bernoulli random variable. Independent olmadığı için indicator random variable desek daha doğru. Yani Bernoulli random variable dememiz doğru aslında. Bernoulli random variable ama Bernoulli process. Yani her bir X sayı birbiriyle independent değiller. Ama biz process görmedik. Onun için o ayrımı çok önemli değil. Ne oldu? X sayı tanımladık. İninci koşulda x'i arttırıyorsak x'i 1, arttırmıyorsak 0. Gerisi 1 bölü i'yi görmeniz gerekiyordu. Görmediyseniz 1 bölen 1 bölü 2 dediyseniz 2 puan vermeyi planlıyorum. Olasılığı 1 bölü i, expectation da 1 bölü i. Cevap elenmeye çıkıyor. Tabii şunu yazdıysanız tam puan alıyorsunuz. Farkındaysanız puanları oradan kestim. Bu soruyu yaptınız mı? Merak ediyorum. Yapanlar kimler mesela burada olup yapmayan var mı veya niye yapılmadı? Hocam ben 1 bölü 2 demişim. Aslında 1 bölü 2 aklıma geldi. Ama zamanım yetmemiş oldu. Yani öyle. Önemli değil. 8 puan alırsın. Soruyu yaptın yine. Evet. Hayırlı. Sen düzgünce ifade ettiysen. Evet ettim. Yani sadece 1 bölü 2 yazıyor orada. Galiba. Onu tahmin ettim. Herkesin bariz değil o. Bir infinite wheel sorumuz vardı ilk sınavdan önce. Hatırlıyor musunuz? Continuous çekiliyordu. Sakseti işte herkes sayılıyor. Orada o soruyu görmeyen çözemezler. Böyle bir bariz değil. Algoritma dersine buna benzer algoritmalar göreceksiniz. Bir bölüğü falan oluyor olasılığı bazen. Artık orada rahat yaparsınız. Yoksa ilk görmeden bariz olmuyor. Bir bölüğü
and denmez de 1 bölü 2 normal bir şey. Hani son geldi bir öncekinden büyük bir küçük mü diye düşünüyorum değil mi? Yanındakinden Ben büyük bir küçük mü diye mi düşünüyorum? Şöyle düşündüm hocam. Ya büyüktür ya küçüktür 1 bölü 2. İ eksi 1 yazmışım da orası iyi olacaktı. Bu i ondan önceki iyi durum için geçerlidir. Üzeri işte iyi demişim. Hı. Anladım. Evet. Geçen sene arasında da sorduğunda da genelde yanlış yapılmıştı. Bu normal bir hata ya. Evet. Bir böyle diyorsun ki her birinin geldiği yanındakinin geçme olasılığı 1 bölü 2. N tane varsa 1 bölü 2 üzeri hangi bir şey oluyor falan. Anladım dediğini. 1 bölü i'yi neden olduğunu biliyorsun ama. Evet evet. Tamam o zaman. Üçüncü soruyla ilgili sorusu olan var mı? Benim çok söyleyecek bir şeyim yok. Yani yapıldı mı bilmiyorum da. Umarım yapılmıştır. Güzel. Dördüncü soru. Ayrı düşünüp çözen bir kişi gördüm bu arada. Yani şu birinin PDF'i, şu birinin PDF'i değil. 2 bölü 5'i bulan, daha doğrusu 2 kişi gördüm. Birinin hiç açıklaması yoktu. Puan 4 puan aldı. Birinin açıklaması vardı. Total probability teoremden yapmış. Tam puan aldı. Yani 13 kişide 2 kişi çıkıyor. Şöyle düşünürseniz. Ama böyle düşünme esprisi değil diye böyle düşünenlere sıfır veriyorum. İşin esprisi uzayımızı çizmekti. Uzayı çizince soru basitti. Uzayın çizilemeyeceğini düşünmemiştim ama. Onun hakkında nasıl bir yorum yaparım bilmiyorum. Yani nasıl açıklarım. İki değişkenimiz var. İki değişken varsa iki boyutlu bir koordinat sistemindeyiz. PDF'imiz ne oluyor? İki boyutlu oluyor. Bize bakan üçüncü yönü yüksekliği oluyor onun. Altındaki alan dediğimizde şu alanın hacmine bakıyoruz. İki değişken olunca öyle olacak. O yüzden iki boyutlu bir resim çizmemiz gerekiyor. Bir boyutlu PDF değil. Burada ona dikkat etmek lazımdı. Bir şey sorabilir miyim? Burada niye Bob'un 12'de geldiği case'i dahil etmedik alana? Ya 12'de Alice'den her türlü önce gelmiş olmuyor mu zaten? Onu da alana katmamız gerekmiyor mu? Soruya bakalım. Soruda 12-15 ile 12-45 arası gelirmiş. Ama Bob 12 ile 13-15 ya. Yani 12'de gelse Alice hani 12-15'de gelebilir en erken. Ha, orası Bob daha her türlü... Şimdi anladım. Bob'un 12'de gelmesi şurası. Şurası Bob'un 12'de geldiği. Şurası Bob'un 13-15'te geldiği. Alice 15 ile 45 arası geliyor. Bob 12 ile 13-15 arası geliyor. Şu bölge belki ters geliyordur sana. Çizerken evet, bana... Evet hocam ben biraz daha farklı çizdim. O yüzden katmadığını sandım da. Evet. Dörtgenin Bob'la Alice'in yeri değişti. Bir şey değişmedi. Şurası Bob'un 12 ile 12-15 arası geldi. Tamam hocam anladım. Şekil biraz kötü olabilir ama. Neyse en azından 8 puan gelmiyor. Bu fonun needle'ından daha kolaydır diye düşündüm. Bu fonun needle'ındaki mantık aslında. İlk önce uzayımızı çiziyoruz. Sonra sınırları belirliyoruz. Sonra region'ı belirliyoruz. Sonra olasılığı hesaplıyoruz. Aslında. Ama bu fonun needle'ındaki parametreler aşırı zor. Burada değil. Umarım yapmışsınızdır. Beşinci soru. Çok ne denilebilir bilmiyorum. Zor muydu? Nasıldı? Adımlarını ödevde iki soruda çözdünüz aslında. Orada continuous case'ler vardı. Burada discrete case vardı. Dolayısıyla türev almayacaktınız. Türev alandan şuradan sıfır verdim. Farkını hocam, alacaktım. Ben evet. Burada continuous olmadığı için başta böyle işte CDF'leri çıkarıp yapmıştım ama sonra ya bunlar continuous değil ki dedim ve sildim direkt. Sonra
Px büyüktür k'nın olasılığını buldum. O da 11 eksi k bölü 10 üzeri 5 diye bir şey buldum. O kadar yani. Başta bu çıkarmıştım. Sonra kontrol değil bunlar diye. 4 puanın içine alabilirsin. Sürev almaktan iyi. Üzüldüm. Yani. Senin o zaman şöyle bir sıkıntın oldu. Son gün hocam ben için pardon bölüyorum ama aynen. Zaten çalışmadım ya falan yanlıştır bu deyip o sıkıntısı oldu bende bu sınavda maalesef. Ama evet ya biraz hatırladım aslında. Hani biz böyle çıkarıp da bulabiliriz dediğinizi hatırladım. Ama o discrete olması kafamı karıştırdı. Evet işte. Ona da yapacak bir şey yok. Yoğunsunuz. Şimdi bir sınav, bir ara sınav yapsam daha kötü. Bu sefer ara sınav ve finalinde daha çok konu olacak. İki ara sınav yapın deyince bu sefer bir dönemde yükünüz artıyor. Orada. Ya bu çok yoğun bir ders sanırım. Yani konular evet. Çok fazla diğer derslere göre. Tabii ben böyle değil yani. Çok kaçırıyorum. Bir bakıyorum 20. dersin notunu yüklemişsiniz falan böyle. Yani bayağı yoğun. Gerçekten. Dönem başında diyordum. Geçen dönem çok diyordum. Diyordum ki arkadaşlar geldiniz, dinlediniz. Konuyu anladınız. Ama bu yetmez diyordum. Yani oturup soru çözmeniz lazım. Yani bir iki tane veya sorunun cevabına baktınız. Kitaptaki soruların cevaplarına okudunuz. Bu da yetmez. Kendiniz soru çözmeniz lazım başka yerlerden sonra. Sonra böyle yetmezce hoca yardım çıkacak diye bu dönem çok demiyorum. Artık öğrencinin kendi inisiyatifine bırakıyorum. Ama özellikle orası öyle. Yani konuya baktım dedin, anladın. 10 tane sorunun çözümüne baktın, anladın. Oturup ben sana az bir şey değiştirip soru versem çözebilir misin? Onu kendi keşfetmen lazım. Uygulaman lazım. Aynen algoritma dersi gibi. Algoritma dersini de zorlayabilir. Sonuçta tıpa tıpa aynısı gelmeyecek. Dolayısıyla kendini kağıt kalem alıp uğraşman gereken bir ders yani olasılık. Bir soruyu alıp kağıt kalem alıp uğraştığında yarım saatin gidiyor. Dolayısıyla evet. Öyle masum duruyor ama zor bir ders. Hocam aslında ben algoritma dersini iyi, bayağı iyi verdim. Yani hani bu anlattığınıza benzer olmasına rağmen bu sınav niye böyle oldu bilmiyorum. Ama anladım. Çalışmadığım içindir. Yani ben öyle diyorum artık. Anladım. Mesela bu 4 kredilik bir dersti ben alırken bir dersti. Şimdi 3 kredim bilmiyorum da. Yani 4 kredilik evet, ders. Şu an. 3 mü? Yani 4 kredilik olacak bir ders. Mesela lineer 3 ise bu 4 krediliği hak ediyor. Öyle değil. Yoğunluğu öyle. Yani size 3 krediliğe de konu eksiltmiyoruz. Neyse. Bir sınavınız birkaç soru böyle olabilir. 5'in soruyla ilgili başka yani adımları bariz diye aşağı çıkamıyorum ama CDF hesaplayacağız. Küçük olma olasılığı. Büyük daha kolay. Nedir? K'dan büyük olma olasılığı. 10 eksi K bölü 10. Mesela continuous case'den ezberi 10 eksi K yazan var. 10 eksi K falan gibi bir şey değil. Diskret olduğu için. Onu açıklamaya gerek yok herhalde. 1 ile 10 arası K'dan büyük olma olasılığı şu bölge. Bölü bu. 10 eksi K bölü 10. Oradan bu geliyor. K, FK'dan FK eksi 1'i çıkartıp cevap veriyor. İşlem hatası yapsanız bile buradan 8 puan almak kolay aslında. Ödevde 2 soru vardı. Bunun daha zoru continuous case'leriydi. 6. soru continuous olduğu için 5. soru discrete soru dedim. Tek sebebi o yani. 6. soru başka soru yok sanırım. Tamam bu da x'in küçük olma olasılığı px kare bölü pi 10 kare. Gördüğüm bu genelde yapılmış herhalde. 10 kişi de biraz yapılmıştı. Yine de yapılmıştır diye düşünüyorum olarak. Buradan CDF x kare bölü 100 çıkıyor. Türevini alıyoruz. X bölü 50. Sınırları yazmayı unutmuyoruz. Sınırlardan puanlar kırıyor. O kadar.
Altıncı soruyla ilgili soru soran var mı? Bu da yapılmıştır diye düşünüyorum. Tamam. Arkadaşlar haftaya perşembe dersi var mı? Yok değil mi? Hocam Buğra Hoca ders yapacak da algoritmalı. İşte ben de bugün uzun işleyeyim isterseniz. Haftaya salı da uzun işleyeyim. Perşembe ders yapmayalım. Ne dersin? O çünkü işçilikte de tüm günü alacakmış galiba. Efendim? O perşembe zaten algoritma alacağı için perşembeye gelmeyen olabilir baya. Bu salı, bu perşembe haftaya salı işleyelim, bitirelim o zaman. Haftaya perşembeyi hiç sarkıtmak istemiyorum. Biraz uzun işleyebiliriz o yüzden. Bu iki salı günü üçer saat işleriz. Tamam. Zaten son ders. Altı ile ilgili soracağınız bir şey var mı? Beşli mi varmış altı? Ha, 10-x de nedir? Expectation bulursunuz diye düşünüyorum. X bölü 7'yi bulduktan sonra. Nedense bazı arkadaşlar PDF'deki x yerine 10-x yazmış. Böyle garip şeyler olmuş. Formül ne? E, gx eşittir. İntegral gx fx. Fx a şeklinde buldunuz. Gx de 10-x. Yerine koyuyorsunuz. Cevap çıkıyor. Pratik yolu ne? 10-x'in expectation'ı, 10-x'in expectation'ı. Buradan integrali bir tane almanız yetiyor. İki tane değil de. O pratiklik vardı ama yoksa da çok rahat bulunurdu. Yedinci soru. Yedinci sorunun esprisi şunu yazmanız gerekiyordu. Buradan başlayacaktınız yedinci soruya. Şuradan değil. Yani 5'in 5'te 5 bölü 100'ü. Bunun eksilisinden büyük, artılısından küçük olacak. Ne? X artı Y bölü 2. Soru bu çünkü. Soru tam olarak bunu soruyor. Oradan bakacaktık. X'imiz ne? Minor, mini 1, varyansı 9. Y'mizin mini eksi 1, varyansı 16. X artı Y'nin ise bunların toplarız. Minlerini toplarız. Independent olduğu için varyanslar da toplanır. X artı Y 0'a 25'lik bir şey elde oldu. Şimdi buraya geliyoruz. X artı Y eksi 0.5 ile artı 0.5 arasında şöyle bir şey. Soru bunu soruyor. Bunun mini 0 varyansı 25. O zaman 5'e bölelim. 5'e bölünce şurası normal oldu. Eksi 0.1 ile 0.1 arasında normali bulmak da kolay. Oradan da cevap çıkardım. Dolayısıyla şuradan 2 puanı almak kolaydı. Şuradan da bir şeyler hesaplasanız 4 puan almak kolay. Gerisi zor olmuş. Neden? Çünkü X artı Y'yi bir normal random variable olarak düşünmemiz lazımdı. Buna benzer soru çözmediğimiz için X artı Y'yi bir rastgele değişim olarak düşüneceğim aklıma gelmedi diyen çok. X ve Y ile ayrı ayrı hesaplamalar yapılmış. Sizde de öyle mi oldu? Hocam burada benim problemim şu. Ben varyansı hesaplarken hani o bölü 2'yi ayırmadım. Varyansın x bölü 2 ve y bölü 2 olarak ayrı ayrı hesapladım ve hani bu bölü 2'yi de dışarıya 1 bölü 4 olarak çıkar diye düşündüm. Şimdi x'in varyansı kaç oluyor? Varyansı kaç olacağım ya? Şu an göremedim ama. Burada yazıyor. X'in varyansı mı? 9. 9. O yüzden 9 bölü 4 dedim. Y'ninkisi de 16 ya. 16 bölü 4. Oradan işte 25 bölü 4 oluyor. Ya ben 25 bölü 4 dedim varyansına. Olsun ama birlikte mi oluyor? X artı Y'yi tek düşünün ama değil mi? Evet. X bölü 2, Y bölü 2 olarak
varyansları. Hani varyans x bölü 2 artı varyans y bölü 2 dedim. Ha, önemli değil ama sen şunu yapmışsın. Benim gibi 2'yi dışarı atmadın. Şunun varyansını hesapladın. Aynen. Bunun bir varyansı de... nedir? Derin gibi 25 bölü 4'tür. Aynen. O zaman sen şu eşitsizliğin 3 tarafını 25 bölü 4'e bölersen ne olur? Normalize edersin. Sen bunu mu yaptın? Hocam şimdi diğer bir sıkıntımı da söyleyeceğim size. Bir de ben soruyu tam anlayamamışım. Sanırım sadece 25 bölü 100'den küçüktür olarak düşündüm. Bu eksi kısmı bilmiyorum. Hani sadece hata oranının bu 5'in %5'inden küçük olması lazımdır diye düşündüm. Evet, sadece o kısmı ben düşündüm. Sorun olmaz. Cevabın yarısını bulursun. Yani yok, yarısını bulmak için küçüktür dersen tamamen yanlış düşünüyorum. Ya evet, bir garip o yüzden. Okay. Ama önemli olan ne? Şuradan 4 puan beleşten alıyorsun. Ben. Çok şükür. Bir şeyler alırım umarım. 6. Yani direkt 6 puan alıyorsun. Yani x ile y'yi beraber düşündüğün bir şeyler hesapladın diye. Büyük ihtimal hesabından 8 puan alırsın. Yani öyle şey diye düşünme. Yarısını yapmadın ama o sorunun kendisine oturtmamışsın. Ama şu adımların var. Ha, var yansın buldum. Şunun yarısı var. Şuradaki işlemlerin de yarısını hesapladık. Evet evet. Bir şey evet, o küçük eşit kısmı yok sadece yani. X artı y bölü 2'den. O yüzden hani sonucum sizden uzak olsa da ama benzer şeyler yaptım. Güzel. X artı y bölü 2 x artı y bölü 2'yi yazıp birlikte düşündüm diyorsun. Güzel. Başka var mı böyle x artı y bölü 2 düşünen? Gördüm, bir tane tam puan alan arkadaşımız var. Tam olarak aynı cevap bulmuş. 13 kişiden. Bir tane 10 puan alan var. O açıdan sevindim. Sınavın zor sorusu olarak bunu düşünmüştüm ama sizle konuştuktan sonra bugün fark ettim ya. Hani sınavın kolay orta sorusu pek yokmuş. Hep ortaymış ya da orta zorlamış. O da olsun artık. Finalde bonus koyacağız. Beraber düşünmeyen arkadaşlar niye beraber düşünmeyelim? Evet Aydın, bir şey diyeceksin. Ben mesela işte x'ye bölü 2'yi düşündüm ama ondan sonra şey o expectation'a varyansları direkt toplamak aklıma gelmediği için şey işte standard deviation formülünü içine koyup yeni bir ifade etmeye çalışmıştım. O da fazla karmaşa girdiği için geri sildim. Anladım. Şurayı yapmadın. Şunu yaptın. Ama yanlış şeylere çıkartıp böldüm biliyorsun. Sonra da şey yaptım. En sonunda da şeye çevirmeye çalıştım işte. Sonuçta fi'ye çıkarmadan tabloya çıkarmadan önce şey z değerini hesaplamamız lazım ya. Bunu z1 z2 cinsinden yazıp şey yapmış. Sonra şey yaptım. Anladım. Olsun yine sağlık olsun. Bir şeyler yapmaya çalıştım diye. Nasıl puan veririz bilmiyorum da. O zaman bakarız. Beraber düşünmek yine iyi. Çünkü beraber düşünmeye puan veremiyorum. Soruyu açmamış oluyor. 2 puan veriyorum en fazla. Bunlar da sizin için artık bariz olması gereken şeyler diye düşünüyorum ama hani STD ile varyansı karıştırabilirdiniz ama toplamak falan. Burada tam bulan var mı aramızda? İstatistik çıkartayım bakalım. Tam bulan yok mu? Cevabı mı hocam? Neyi evet. Tam bulan? Sağlık olsun. Desene 11 kişide bir kişi çıktı. 13 kişide de 0 çıktı. Soru o zaman sandığımdan çok daha. O zaman seneye güzel bir ödev sorusu olur. Her sene bir tane oluyor arada kaçıyoruz. Olsun. Dediğim gibi. Şu 12 puanı belki bonus, sınavda 20 puan bonus veririm. O bonus 20 puanın sebebinin 12 puanı bu soru olacak. O açıdan sıkıntı olmaz. Normalde final bonussuz yapacaktım. Telafi ederiz. 8. soru. Evet. Benim gördüğüm bir şeyler yapılmaya çalışılmış. 24 puan alan da çok gördüm.
Hocam bu soru için ikinci duyuruyu yapmanız benim için felaket oldu. Çünkü ben siz duyuruyu yapmadan önce bu işte yeğenin sinirlerini bir eksiksen bir eksi x'e yapmıştım. Sonra siz dediniz ya işte y de eksi birden biri olur. Sonra bütün sinirleri eksi birden bire çevirip öyle hesapladım hepsini. Çok kötü oldu. O yüzden. Senin kağıdını okurken o zaman beraber okuyalım. Onu benim dediğim kare kafa karıştırdıysa onu bir şekilde tam telafi etmesek de bakarız beraber. Tamam hocam. Yani ben aslında şu üçgen olur demek istedim. Şimdi x büyüktür sıfır demeyince şu üçgeni çizemiyoruz. Bir region'ımız yok. Region olacak şekilde aslında şu üçgeni anlatmaya çalıştım. Ama her sınıfta farklı şekilde söylediğim için bazı sınıflar şanssız olabilir. Tahtaya da çizemiyorum. Normalde sınıfta yapıyor olsaydım şekli tahtaya çizerdim. Gerek yok diye düşündüm de Hocam daha doğrusu. açıklamanız aksine benim için çok faydalı oldu yani. O aralığı vermeniz ve bu grafiği göstermeniz gerçekten benim işlemlerimi kolaylaştırdı diyebilirim. Neyse bir iki kişi sınavda şanssızlık olacak artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü unuttum x büyüktür, sıfır küçüktür bir aralığını vermeyi. O da mecburen bir iki kişiyi böyle olumsuz etkileyecek. Senin kağıdını okurken ona göre düşünürüz. Zaten ilk verenleri de ona göre okudum. Benim duyurumdan önce verenleri ayrı okudum zaten. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu B şıkkında yayın sınırları için puan vermişiz ya, 2 puan yazmışız. Ben burada bu sınırları A şıkkında yazdım ama sıkıntı olur mu sizce? Tabii ki olmaz. Sorun değil. Öyle yapan arkadaşlarım vardı. Fx'i A şıkkında hesaplamış. Sonra olasılık hesaplamış. O zaman ona göre yani okuyorum. Yani B şıkkının cevap anahtarı bu derken Fx kesin hesaplamak lazım. B şıkkında. A şıkkını hesapladıysan bir daha niye hesaplayayım? Onun puanını kırılmaz yani. Hatta büyük ihtimal şuna çok bir denek vermiş şu ana kadar okuduklarımda. Bundan sonra A şıkkında hesaplayanları biraz dikkat etmek lazım. Sınavda bazen oluyor. Bir puan fazla az derdi. Onu o kadar olacak herhalde diğer okurken. Çok fazla detay var çünkü. Şimdi bakalım. Şurası ne? Aslında fx. Dolayısıyla A şıkkını hesaplarken önce fx'i hesaplayıp sonra onu 0,5'ten 1'e integralini alırsanız yine aynı şey çıkacak. Fx'i hesaplamak için zaten bunu yapmanız lazım. O zaten şurası. İşin esprisi y'yi şu çizgiye integralini alıyoruz. Eksi 1 eksi x'ten 1 eksi x'i x'i 0,5'ten 1'e götüreceğiz. B şıkkında zaten fx'i bulduk. fx'e bölü fx cevap olacaktı. Tabii sınırı ne? Y'nin fonksiyonu bu. Y'nin fonksiyonu olduğu için y'ye göre bir sınır vermek lazım. Şurada da şu sınırı yazmayı soran var mı bana? Nasıl yazdık diye. Sıkıntı yok değil mi? Y'nin integralini alıyoruz y boyunca. Y buradan buraya hareket ediyor. Bu çizgilerde sıfırdan bir hareket ediyor. Ya bu soruda olasılık verdiği için 0,5'ten bir olacak. O ayrı bir şey. Şekli düşününce kolay oluyor. Onun dışında fxy y given x fxy bölü fx onu da biliyoruz. Y küçüktür 0,5 demek B şıkkındaki PDF'i kullanacaksınız. Bu PDF şu sınırlar içerisinde. Dolayısıyla 1 eksi eksi 1 eksi x'ten 0,25'e gidecek. Mesela düşünelim. X 0,5 ise y nereden hareket eder?
Eksi 0.5'te 0.5 arası hareket. Soruda da 0.25'ten küçük olmalısını soruyor. Yani şu region'u soruyor. Şu region, şu region oranı uniform, tesadüf uniform. Dolayısıyla 3/4 çıkıyor. Dolayısıyla eksi 1'den almayacaksınız. Zaten eksi 1'den alsanız 1.25 çıkar. Eksi 0.5'ten alacaktık. Region'a o yüzden dikkat ediyoruz. Y given x nedir? Y given x bu sefer yine B şıkkındaki Y given x pdf'inin integraliydi. Fonksiyonumuz y, y ile çarpıyoruz. X given olduğu için şu pdf'i alıyoruz. Eksi sonsuzdan sonsuza ama sınırlarımız burası. Şu sınırlardan integral alıyoruz. Sıfır çıkıyor. Yani şu çizgilerin minleri sıfır. Bunların toplayıcı da y'nin expectation'ı sıfırmış. Perşembe, cuma, testi çok konuştuk diye çok bir şey demiyorum bununla ilgili. Umarım yapılmıştır. Şimdiye kadar gördüğüm yapanlar var, yarı yapanlar var. Sizin sorunuz var mı? Benim hani aklıma gelen, dikkat edilmesi gereken şeyler bunlar. Finalden önce oturtursunuz. 4 şıkkı birden sormam da belki bir iki şıkkısı olur. Yani bir hikaye veririm belki. Hikayenin A şıkkı bir şey sorar. PDF sorar. Sonra da diyelim bu 8. sorudan bir şıkta ben sorarım. Hani öyle bir şey falan yaparım belki finalde. Onun için oturtsanız iyi olur. Bir de bu sınavda mesela 1 ile 3'ü sordum. Çünkü gördüğüm ilk sınavda 1 ile 3 çok yapılmamıştı. Tam oturmadığını gördüm. Dolayısıyla oturmayan konulara çalışırsanız güzel olur. Hani öyle bir zor soru falan, üçkağıt bir şey sormam da finalde. Yani oturmayan konular oturtursanız o açıdan güzel olur. Tamam, o zaman 8 yapılmış. İyi bir şey bu. 24 puan çıktı. 9. 9'u cumartesi çözdük aslında. O soru, 9'da bu soruyu soran arkadaşınıza teşekkür edin bence. Bol soru çözen, sınava çalışan yaptın. Çalışanla çalışmayanın farkı olsun diye kitaptaki aynı soruyu sormuştum. AB şıkkını. Ama bir arkadaşının sınavdan önceki gün bana sorunca herkese çözdüm 40 kişiye. O açıdan şanslısınız. Formül burada zaten. Formül yapınca E2 çıkıyor. Öbürünün formülü de bu. Bayes. Oradan da P üzeri 2, E üzeri P bölü E2 çıkıyor. Çok diyecek bir şeyim yok. Bayes biraz formülümsü bir şey oldu. Continuous case ama disketten fark yok. Şunu diyebilirim. Bir dakika bitireyim. İlk önce FP ile bir para gelir. Olasılığı discrete case olsaydı P E üzeri P idi. Continuous case olduğu için olasılığı P E üzeri P DP. Sonra o para gelmişken de red gelme olasılığı P. Tüm bu case'leri toplarsam continuous case'de integralini almak cevap çıkar. Mantığı bu aslında. Yani ezbere bilmezsek neden yaptık dersin. Alttaki case. P given head nedir? Üste ilk önce para gelir. Para gelmişken red gelir. Bölü red gelme olasılığı. Dolayısıyla P kare E üzeri P bölü E eksi 2. Hatırlıyorsanız şurada bir DP, bir DP var. Bunlar birbirini götürüyor. Bu şekilde PDF'leri oranlıyoruz. Aslında burada yaptığımız anormal bir şey yok. Direkt discrete case'miş gibi PDF yazıyoruz. Çıkıyor ama sebebi olasılıktan, conditional probability'den geliyor. Bunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla burada da P parası gelecek şu olasılıkla, şu PDF'le çarpı P de red gelme olasılığı bölü tüm red gelme olasılıkları case'i. Head geldiğinde P
lik bir paradan gelme olasılığını verir. O da budur. Dolayısıyla aslında düşününce discrete case aynı mühendiyoruz. Direkt şunu hesaplayana sıfır verdim. Çünkü bunu hesaplamak demek PDF'in ilk sonsuzdan sonsuza integral almak demek. Bir olasılığını bulmak demek. Yani PDF'in zaten eksi sonsuzdan sonsuza integralini hesaplasak bir buluruz. Bir anlamı yok yani. Hiçbir şey yapmaya çalışmıyoruz demek. Orada biraz katı oldum. Onun dışında zaten bunu düşünürseniz direkt geliyordu. Evet, burada da bu şekilde açıklayabilirim en fazla herhalde. Evet, İrem. Hocam ben bu soruyu sizin çözümünüzü görmemiştim. Ben bunu şöyle düşünmüştüm. Şimdi buradaki değişken discrete miydi? Onu bir önce sorayım. Sanırım yani öyle miydi? Para continuous'ten geliyor. Ha, anladım. Tamam. Continuous olduğu için ben dedim ki hani bu P sonuçta sonucun head olma olasılığı ya sıfırdan işte sıfır ile bir arasında olduğu için sıfırdan P'ye ben bunun CDF'ini hesaplayayım diye düşünmüştüm. Sonra oradan da P çarpı E üzeri P'nin sıfırdan P'ye integralini aldım. Sonra işte bu CDF'idir diye düşünüp sonra burada aklıma gelmiş o hani P'den P-1'i çıkarıp o zaman sonucun head olma olasılığını bulurum. Oradan da karmaşık bir şey geldi. Yani mantığım ne kadar doğrudur bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. CDF hesaplamak olurdu da burada sıkıntı şu. Burada paranın gelme olasılığı P. Yani sen birçok para üretmiş gibi bir şey oluyorsun aslında. Yani hikayeye geç uymuyor düşünürsen. Normalde evet hani neyi bulursun? P üzeri P'nin P'ye kadar integralini alsan CDF'ini bulursun. Ama buradan bir P'lik bir para çekiyoruz. O ne işine yarayacak onu bilemiyorum açıkçası. Yani buradaki PDF ne için verildiğini sanırım ben anlamamışım o zaman. Buradan P'lik bir para geliyor. Mesela 0.5'lik bir para gelmesi 0.5 evleri 0.5. Yani buradan bir P gelecek. Para. Bias bir para geliyor. Head gelme olasılığı P olan bir para geliyor. O paranın gelme PDF'i bu. Yani bu distribution'dan bir para geliyor. O para geldikten sonra bu distribution'dan geldi ya. Ya head gelme olasılığı nedir? P. Ya ben çok farklı anlamışım sanırım. Ben şöyle düşündüm. Ya bizim bir paramız var ve head olma olasılığı işte biz bir P seçiyoruz ve sonucu da bize olasılığı veriyor gibi bir şey düşünmüşüm sanırım. Bayağı anlamamışım yani soruyu. Ya açıkladın mı ben bu soruyu? Açıkladınız sanırım da ya ben tamam. Yok zaten bütün soruları açıklamıştınız galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yine de yanlış yapmışım. 4'ü 5'i falan açıklamamıştım da. Umarım açıklamışımdır bunu. Çünkü evet burada espriso oldu. Şimdi bu olasılıkla bir P geliyor. Ama bu olasılık değil değil mi? P E üzeri P DP olasılığımız. Bu olasılıkla P'lik bir para geliyor. Bunu da P ile çarparsam head gelme olasılığı. Tüm kezleri de sıfırdan bile toplarsam head gelme olasılığı olur. Aslında düşününce bu şekilde. Aşıkça. Yani bizim makineden bu P olasılıklı bir para gelme olasılığı değil mi bu olasılık? Aynen öyle. Şu, P çarpı P. Tamam. Aynen. Hiç öyle anlamamışım hocam. Anladım. Öyle olunca gerisi çok probability teorem. Continuous case uyarlanmış hali olduğu için integral olabilir. A şıkkının çok puan olmasının sebebi E-2 hesaplama 4 puan. O da sorunun hikayesi gereğiydi. Yani normalde A şıkkı o kadar puan değil yani. E-2'yi bulmak 4 puan. Burada integral by part yapıyor. İki defa mı yapıyor? İki defa integral by part yapılıyor. Integration by part. O yüzden. O da zor değil ama soru hikaye gereği onu da hesaplaması gerekiyor diye
Hesaplayana 4 puan veriyorum. Hesaplamayıp A şıkkını X diye kullanana yine B şıkkından tam puan verdim. Evet. Bu kadar. Sorusu olan var mı arkadaşlar? O zaman bir ara verip derse devam edelim. Olur mu? Kaç dakika ara verelim? 10 dakika değil mi? Tamam. 10 dakika ara verelim. 5 geçe görüşelim. Bu derse devam edelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Evet. Şimdi 19. lektürü işleyeceğiz. Önce bir geçmişte ne yaptık? Bakalım. İlk üç üniteden sonra ne öğrendik? Örneğin elimizde bir PDF var. Onun fonksiyonunun PDF'ini hesaplamayı öğrendik. Nasıl bir yöntemimiz? CDF hesaplayıp oradan hesaplıyoruz. Ama özel bir case, eğer monotonik bir fonksiyonsa şu formülü uyguluyoruz. Direkt cevap çıkıyor. Bunu öğrendik. Sonra eğer z eşittir x artı y gibi bir fonksiyonsa z'nin pdf'i x ile y'nin pdf'inin konvolüsyonu. Bunu öğrendik. Konvolüsyonla da pdf bulmayı öğrenmiştik. Konum ilk 17. lecture bununla ilgili. 18. lecture'da korelasyon kovaryansı biliyoruz. Geçelim. Elimizde bu sefer artık pdf hesaplayamıyoruz. Bir rastgele değişken var, pdf'imiz yok. Ama onun minini varyansını hesaplayabiliyoruz. O zaman belli olasılıkları bound edebiliyoruz. Onu öğrendim. Ne gibi? Örneğin Markov'da, Markov'u geçelim, önemli değil. Mesela Chebyshev. Chebyshev'in ekvatide mini ve varyansı kullanarak minimizin şu kadar uzağında mıyız, değil miyiz? Veya şu kadar uzağında olmamız olasılığı nedir? Onu da mesela. Central limit teorem vardı önemli olan. Central limit teoremden bu sefer ne oluyordu? IID'lerin toplamı standart normale yaklaşıyordu. Buradan bir olasılık hesaplayabiliyorduk. Onu gördük. Evet. Markov önemli değil derken bu arada hani şu anda konuştuğum şeyler için önemli değil. Yoksa yanlış demiş olmayayım. Şimdi ise artık daha genel şeylerden bahsedeceğim. Artık elimizde bir dağılım var ve hiçbir fikrimiz yok. Ona ne yapabiliriz? Ona bakacağız. Yapabileceğimiz şey bir şeyleri estimate etmek. Bir şeyleri bir şekilde çıkarım yapmak. Bunu yapacağız. Statistical inference demek datadan, tabii datamız dediğimiz datamız deterministik data olmayacak. Varyasyonlara sahip bir datadan çıkarım yapan metotlara statistical inference denir. Bunlar genelde iki yerdedir. Bir Bayesian inference, bir statistical inference. Classical inference. Bayesian inference'da genelde şu olur. Bir theta'mız var. Theta'mız bir random variable'dır. Ve bizim bir fikrimiz vardır. Nasıl bir PDF, nasıl bir distribution olduğu ile ilgili. Örneğin normal olduğunu biliriz. Ama normalin minini ve varyansını biliriz. Veya işte bilmem ne dağılım olduğunu şu dağılımlardan biridir, onu biliriz. Ama hangisi olduğunu kesin bilmeyiz gibi. Bir fikrimiz vardır. Buradan yola çıkarak matematiksel olarak Bayesian inference yaparız. Ama bu dediğim genelde elektronik mühendisliğinde çok kullanılıyor. Örneğin bir radar sistemlerinde vesaire. Çünkü belli dağılımlar oluyor. O dağılımlardan çıkarız. Örneğin uçak var mı yok mu, başka bir şey aradığınızda.
Ama bilgisayar mühendisliğine geldiğimizde genelde datadan bahsedecek olacağız yine. Bu arada her zaman data var elimizde. Yani inference yapıyorsak datamız var. Farkı şu olacak bizde. Bizde bir dağılımı bilmiyor olacağız. Zaten dağılımı biliyor olsak birçok şeyi hallediyor olacağız. Dağılımı bilmiyor olacağız bizde. Klasik bir inference'da. Dağılımı bilmiyoruz. Ama ne var? Tabii burada theta random variable dağılım hakkında fikrimiz var. Klasik inference'da ise theta'nın fix olduğunu varsayacağız. Ama bu sefer dağılımı bilmiyoruz. İşte farkı bu. Buna classical inference deniyor. Biz de bizim dersimizde önümüzdeki iki hafta classical inference göreceğiz. Yani bir datamız var. Datanın bir dağılımı var. O dağılımı bilmiyor olacağız. Ölçmek istediğimiz bir parametre olacak. O parametrenin de sabit olduğunu varsayacağız. Tabii bizim için o anda bilinmeyen bir şey. Ama biliyor olsaydık bir sabitti. Değişken değildi. Onu varsayacağız. Klasik inference bunu yapıyor. Örneğin buna en güzel örnek nedir? Sample mean. Mean'i bilmiyoruz. Ama bilseydik, eğer dağılımı bilseydik, mean'imiz sabit. Varyansımız sabit. Hani biz de bu dersimizde genelde mean'in varyansı estimate ediyor olacağız. Daha advanced şeyleri de bir iki bahsedeceğiz ama ileride karşınıza çıkarsa siz yaparsınız. Ama genelde zaten bu tür şeyler oluyor. Bir parametre, ya mean, ya bir fonksiyon. Bunları ilgili olacağız zaten genel olarak gerçekte de. Evet, o yüzden classical inference başlamı, classical parametre estimation. Buna geldik. Bir random variable'ımız olacak. Evet, hızlı gitmeyeyim. Random sample nedir? Ondan bahsediyoruz. Random sample'ı biliyoruz. Collection of random variables. Eğer IID ise buna random sample diyoruz. Neden? Çünkü bir tane random variable'ımız olsaydı ve bundan n tane sample alsaydı, karşımıza n tane IID çıkardı. Dolayısıyla bunun genel adı özel durumu x'ten sample almak olacak. Genel durumu da n tane IID varsa bunlara random sample diyoruz. Çünkü sampling'de sonucu bu. Evet. Dolayısıyla bizim hep yaptığımız şey n tane observation'ımız olacak. Ve bu observation'ımız bir dağılımdan geliyor olacak. Kısaca IID diyeceğiz bunlara. Tabii biz dağılımı bilmiyoruz. Distribution'ı bilsek işimiz bitti. Distribution'ı bilmiyor olacağız. Ne yapacağız? Estimation yapacağız. Ne ihtiyacımız varsa. İşte öğrenmek istediğimiz parametre theta olacak artık. Theta aslında bizim ölçümümüz x'in bir fonksiyonu. Random variable'ımız x'in bir fonksiyonu. Tekrar baştan daha güzel anlatacak olursam. Bir random variable'ımız var x. N tane sampling aldım. Random sample aldım. X sayılar var IID. Theta'yı öğrenmek istiyorum. Theta doğal olarak x'in bir fonksiyonu olmak zorunda. Ben ne yapacağım? Elimde x yok. Onun yerine şunu ölçüyorum. Acaba hangi theta en olasıdır? İşte hangi theta en olasıdır dediğimde, after sampling theta is likely to be theta hat diye. O zaman nedir theta hat? Theta hat'i biz sampling'lerden elde ettik. Yani gerçek theta'mız x'in bir fonksiyonu. Biz ise observation'lardan, yani xi'lardan bir fonksiyon elde ettik. O fonksiyon sonucunda çıkarım yaptık theta hat. Theta hat'e estimator denilecek. Theta hat'in bir değeri var diyelim. Bir value'sünü oldu diyelim. Mesela theta hat bir fonksiyon. Estimator adı. Theta hat'te bir değeri yerine koyduk. Theta'mız 0.64 çıktı.
ona estimate diyeceğiz. Yani bir theta'nın estimator demek bir fonksiyon demek. Şu durumda şu, şu durumda şu, şu durumda şu gibi bir şey. Herhangi bir senaryo için yerine koyduk bir value çıktı. O value'ya da estimate of theta diyeceğiz. Tek bir single realization'a realization of estimator estimate olacak. O zaman neymiş? Theta, yani theta tabii genel bir tabir. Parametremiz theta ise onun theta head'i estimator demek. Tabii error'dan bahsedeceğiz her zaman. Ki önemli bir nokta. Error. Error'ümüz de theta head eksi theta olacak. Bias of estimator'da formülümüz bu. Ne demek? Estimator'ın bias'i, ben bu arada kaydediyor muyum? Tamam. Estimator'ın bias'i demek ne kadar önyargılı anlamına gelecek. O da parametre, estimator'ın expectation eksi parametre. Ne demek bu? Estime error neydi? Bir nevi error'un estime, error'un expectation gibi düşünebiliriz. Theta ne? Sabit. Theta'yı dışarı çıkartıyoruz. Bias oluyor. Bias bir nevi error'un estimation'ı. Bu dediğim biraz benim kişisel yorumum oluyor. Hani öyle ezbere bilmenize gerek yok. Önemli olan parametrenin expectation eksi parametre. Bias deniyor. Yani parametrenin expectation'ı parametreye eşitse bias sıfır çıkar. O zaman bias yok gibi bir şey olur değil mi? Yani beklediğimiz gibi çıkar. Beklenen değeri parametrenin kendisine eşit. Buna unbias diyeceğiz. Eğer bias'imiz sıfırsa, yani parametrenin expectation'ı true value'suna eşitse, buna unbias diyeceğiz. Ama bu durum değilse bias diyeceğiz. Genelde unbias olmasını tercih ederiz, değil mi? Ne kadar unbiasse iyi bir şeydir bu. Neden olduğu bariz diye düşünüyorum. Tabii burada dediğim gibi tüm theta'nın değerleri için geçerli olması lazım. Estimator bir nevi theta'ya göre bağlı bir fonksiyon. Estimate bir value'daki realization'ıydı. Örneğin sample mean'imiz unbiased. Sample mean neydi? İki sayıların toplamı bölü 1 bölü n'di. Hatırlıyorsanız sample mean'in expectation'ı neydi? Şunlar gidiyordu en son nihayetinde. Expectation of xi'di. Yani mean'imize eşitti. Dolayısıyla nedir? Sample mean unbiased. Çünkü estimator'ımız bu. Gördüğünüz gibi fonksiyon. Xi'lere bağlı bir fonksiyon. Estimator'ın beklenen değeri true mean'e eşit. Dolayısıyla sample mean unbiased. Bunu defalarca hesaplamıştık diye burada hesaplamıyorum. Demek ki neymiş? Ne öğrendik? Biz aslında iki çeşit istatistiksel inference yaptan birini yapıyoruz. Classical'ın olanı yapıyoruz. Classical'da estimate etmek istediğimiz şey fix. Ama dağılım hakkında hiçbir fikrimiz yok. Genelde de bilgisayar mühendisliğinde bu işimiz olacak. O yüzden bunu yapıyoruz. Estimator ne onu öğrendik. Estimator observation'ların bir fonksiyonu. Çünkü estimate etmeye çalıştığımız şey observation'ların geldiği distribution bir fonksiyonu. Biz de observation'lardan bir fonksiyon çıkartıyoruz ve bunu estimate ediyoruz. Bunu yerine koyunca estimate oluyor. Yerine koymazsak estimate. Estimator'ın amacı neydi? Theta'yı bilmiyorduk. Onu yerine kullanmak. O zaman burada error'dan bahsedebiliyoruz. Bias'tan bahsedebiliyoruz. Ne kadar iyi estimator diye merak edersek ilk yapabileceğim şey unbiased mi değil mi ona bakmak. Unbiased ise iyidir. Tabii unbiased ise iyidir değil de
unbiased olmasını tercih ederiz diyor. Hani çünkü her unbiased olması her zaman iyi olduğu anlamına gelmeyecek, göreceğiz. Değerlendirme kriterlerimizden biri unbiased mi yoksa değil mi? Ona bakmak. Unbiased olmasını tercih ederiz. Bayağı, evet. Buraya kadar soru var mı? Tamam. O zaman devam edersek. Şimdi bir bias olabilir. Ama biasken asimptotikle unbiased olabilir. Yani bu sefer asimptotik dediğimiz limit sonsuza giderken expectation tete eşit olabilir. Burada neydi? Unbiased olması, unbiased neydi? Expectation'ı true value eşitken unbiased'di. Asimptotikle unbiased ne olacak? Bu sefer parametre sayımızı sonsuz tane aldığımızdaki expectation'ı true value eşit olduğunda olacak. Bu asimptotikli tam tersi ol varsa, yani bu durum yoksa asimptotikli biased'dir. Bir diğer estimator'lardan bekleyeceğimiz şey consistent olup olmaması olur. Asimptotikli unbiased değil diyelim. Unbiased değil. Ne yapacağız şimdi? Consistent mı değil mi? Ona bakabiliriz bu durumda. Consistent olması demek artık yani ön yargılı ama tutarlı en azından demek olacak mı? O da formülü şu. Aslında şuna bakıyor. Theta head'in expectation'ı theta'ya eşitse neydi? Unbiased'di. Biased'miş. Bunu söyleyemiyoruz. Ama probability de sonsuza giderken eşit olabilir. Yani şu probability theta head eksi theta'nın epsilon'dan büyük olma probability'si sıfıra gidebilir. Bu asimptotikli unbiased'den daha da büyük bir şey gördüğünüz gibi. Bunu sonradan yazdım diye buraya yazdım. Bu da hani şöyle alayım, önemsiz değil. O zaman neymiş? Bir unbiased olabilir. Unbiased değilse asimptotik bir unbiased olabilir. O da değilse consistent olabilir. Bu şekilde olması iyi bir göstergedir. Consistency tekrar edecek olursam biraz hızlı geçtim sana. Olasılıksal olarak theta ile gerçek true value ile n bulutunun epsilon'dan büyük olmasının sıfır. N sonsuza giderken. Yani onun komşuluğunda. Yani olasılıksal olarak konverj ediyor. Burada expectation'ın theta'ydı. Burada olasılıksal olarak aynı durum söz konusu. Farkı bu consistency demenin. Örnek olarak bakalım. Xi'lar Bernoulli random variable'ından sample edilmiş. Tabii ki neyi bilmiyoruz Bernoulli olduğunu biliyorsak? P'yi bilmiyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Şöyle bir şey diyebiliriz mesela. Bir estimator'ımız son çıkan sonuç olsun. Diyelim ki n'inci terim 0'sa 0, 1'se 1. Bir diğeri de sample mean olabilir. Sample mean kitabınız MN diye gösteriyor. Genelde diğer kitaplarda internette üzerine head diye görebilirsiniz. X head demek sample mean demek aynı zamanda. Ben genelde kitabınız MN kullandı. MN yazmaya başladığım için MN diye devam edeceğim sample mean'e. Kritik değil. Önemli bir yerde ayırt etmek gerektiğinde özellikle sample mean diye belirtilir. Sample mean'imizin de bu olduğunu biliyoruz zaten. Bir diğer estimator'ımız ne olabilir? Sample mean olabilir. Bakarsak eğer xi'nin mean'i p, varyansı p 1 eksi p. Onu biliyoruz. Bunun expectation nedir? İlkinin. İlkinin expectation'ı xn'in expectation'ı o da p. Gördüğünüz gibi bir random variable'ın değerini direkt kullanayım dediğimde unbiased çıkıyor. Yani İyi bir şey gibi gözüküyor. Theta 2'inkini alsam yine P. Yine anlayacağız. Ama farkı şu. Varyansı hesapladığımızda ilk estimator'ın varyansı P 1 eksi P gelecek. Yani ilk sayın varyansı. Ama Theta 2'nin varyansına bakarsam P 1 eksi P bölü N gelecek. Yani varyansı küçük.
İki estimator'ımız var. İkisi de unbiased. Ama birinin varyansı öbüründen küçük. Hangisini tercih ederiz? Varyansı küçük olanı tercih ederiz, değil mi? Sample mean bu yüzden iyi. Sample mean'in varyansı neyle ters olan? Yani sıradan rastgele seçtiğimiz bir estimator'dan iyi olması sebebi bu. Evet. Unbiased olduğu için zaten consistent. Asymptotic unbiased. Onlar zaten var bu arada. Buradan şuyorum ki şu soru geliyor. Hangi estimator iyidir? Ben kafadan istediğim kadar estimator üretebilirim. Hangi estimator iyidir? Bu senaryoda varyansı küçük olan iyi. Ama başka kriterler var mı yok mu diye soru aklınıza gelebilir. Var başka kriterlerde. Şimdi onu göreceğiz. Görmeden önce mean squared error. Mean squared error'ı lineer alan herkes biliyor. Lineer dersini almayan var mı? Güzel. Mean squared error classical inference konusunda estimator'ın karesinin expectation. Pardon, error'ın karesinin expectation'ı. Sebebi error'ümüz neydi? Şuydu. Bunun karesinin expectation'ı şu oluyor. Bu da zaten farkındaysanız mean squared error. Yani her bir değeri min'den çıkartıyoruz. Karesinin beklenen değeri. Önceden neydi? Min square error. 1 bölü n. İşte x eksi mu'nun karesiydi. Bu işte. Bu bilinen bir şey içindi. Bilinmeyen bir şey olunca expectation yapıyoruz. Dolayısıyla min square error bu. Min square hesaplama falan sormayacağım. Sadece konsept içerisinde şimdi yorum yapacağız. Orada geçer. Şu yorumu yapacağım. Burada göreceğiz. Onun dışında min square ezberlemenizi hesaplamanızı istemeyeceğim. Tabii nedir? Min square ne kadar küçük o kadar iyi estimator değil mi? Bunu görmüştük curl fitting'de, lineer'de. Dolayısıyla min square bakabileceğimiz parametrelerden biri. İşin ilginç yanı bias ve varyans şöyle bir ilişki var. Mean square error bias'in karesi artı varyans demek. Dolayısıyla bizim estimator'ımızın hatasını iki şey etkiliyor. Bir bias, diğeri varyans. Bias nedir? Ne kadar önyargılı oldu? Yani ne kadar kötü iyi oldu? Varyans da ne kadar saptı aslında. Bir nevi ikisi arasında bir trade-off olur. Dolayısıyla siz bias'i sıfır olsun dediğinizde yaptığınız şey varyansı arttırıyorsunuz. Varyans küçük olsun dediğinizde bias'i arttırıyorsunuz. Dolayısıyla arada bir trade-off var. İkisinin toplamı mean square error eşit çünkü. Pardon. Böyle bir trade-off var. Dolayısıyla kesin mutlak bir iyi estimator yok. Belli senaryolarda bu bariz olacak, belli senaryolarda olmayacak. İleride bariz olmadığında da o konunun domaininde nasıl bir trade-off var, nasıl yaparsınız onu göreceksiniz. Evet. Min square'ı bu yüzden anlattım. Bias ile varyans arasında böyle bir ilişki var. Dolayısıyla ikisi unbiased ise varyansı küçük olan iyidir. Ama varyansı da belli bir yere kadar azaltabileceksiniz. Çünkü mean square error'ı ne kadar azaltabiliyorsanız şurayı o kadar azaltabilirsiniz. Mean square error'ı minimize ettiğinizde artık şu ikisinden birini azaltmak istediğinizde diğerini mecbur arttıracaksınız. Evet. Soru var mı arkadaşlar? Estimator ne öğrendik? Unbiased estimator öğrendik. Belli bir trade-off varmış, onu öğrendik. Çok bu yorum doğrudan sorulmaz ama öğrendik. Şimdi ilk estimator'ımızı öğreneceğiz. İlk yapabileceğimiz estimator maximum likelihood estimator.
Maximum likelihood estimate nedir? Ona bakalım. Şimdi observation'ları aldık. Dolayısıyla PDF'imiz neye bağlı? Observation'lara bağlı. Ama şunu da biliyoruz. Theta observation x'e bağlı. Çünkü theta diyelim x'in bir fonksiyonu. X'le öğrenmek istediğimiz bir şey. Dolayısıyla theta x'e bağlı. Ama ben x'i bilmiyorum. Theta'yı bilirsem x hakkında bir fikir elde edineceğim ama, değil mi? Yani x'i bilseydim theta'yı mutlak şekilde hesaplayacağım. Şimdi ben ne yapıyorum? X'i bilmiyorum. Theta'yı çıkartmaya çalışıyorum. Theta'yı çıkarttım diyelim. Artık x hakkında bir fikrim var. X hakkında bir fikrim theta'yı bilmeden öncekten daha iyi. Dolayısıyla bu açıdan düşününce fx observation'lara da bağlı. Bizim theta hakkındaki çıkarımımıza da bağlı. Conditional olarak şöyle de yazılabilir. Hani theta neyse ona göre de görebilirsiniz bazı kitaplarda. Burada ben noktalı bölgeyi koydum. X observation'larına bağlı. Aynı zamanda theta'ya da bağlı. Hani bunu conditional diye düşünebilirsiniz. Sonuçta theta'yı bilince yeni bir bilgi elde ediyoruz. Veya theta'yı bilmek x hakkında fikire sahip çıkartır. Deyip direkt parametre olarak düşünebiliriz. Yani en altı bir parametre. Kritik değil. Önemli olan şöyle göstereceğiz bundan sonra. Şimdi dolayısıyla diyelim ki ben bir particle observation yaptım. Particle bir observation yaptım. Artık ne? Bir elimde bir value var. Yani x1, xn'ler yok da onların value'leri var. Dolayısıyla küçük x'e gösteriyorum. Şunu da küçük x'e gösteriyorum. Küçük x aslında bir vektör. Şu küçük x vektörümüz observation'ların her bir komponent onları. Onun için şuradaki x küçük x. Şu yani. Tek bir observation. Bildiğimiz observation. En tane observation'ımız var. Onun valüsü. Yani notasyonumuz bu şekilde olacak. Maximum likelihood estimation ise maximum likelihood estimation of theta şunu yapar. Biz okuyayım ilk önce. Maximum likelihood estimation estimate of theta is the value that makes the probability of observing its eyes highest. Yani maximum likelihood estimation theta'yı en olası theta'yı vermez bize. En olası theta'yı veren estimation değil. Biz hangi theta'yı görürsek şu observation en olasıdır. Bunu. Çünkü neden elimizde observation var. Biz bu observation'ları gördük. Elimizde bunlar var. Acaba diyor hangi theta bu'yu ben gördüm ki bu observation'lar sonucu çıktı. Bu observation'ları en olası kılan theta'yı bulayım ben diyor. En olası theta'yı bulmuyorum yani. Observation'ları en olası yapan theta'yı buluyorum. Bu maksimumlar diyor estimation. En olası theta'yı bulsaydım map estimation olurdu. Onu da derste küçük bahsedeceğim. Yine ileride başka derslerde görürsünüz. En olası theta hangisi deseydik? Map estimation'ıydı. Maximum likelihood estimation, MLE ise observation'ları en olası kılan theta. Yani elimde fonksiyonlar var. Tabii artık biliyoruz fonksiyondan kastım ne. Küçük e, continuous case. Büyük P, discrete case. Yani elimde bir PMF veya PDF olacak. Tabii ben bilmiyorum hangi PDF, hangi PMF olduğunu. Dolayısıyla bir yerde F dersen, P dersen ikiye gerek continuous veya discrete anlatmak istedim. Şimdi o yüzdendir. Ben bir yerde continuous anlatıysam onun discrete versiyonu da var. Discrete anlatıysam continuous versiyonu da var. Sadece anlatırken o fark daha kolayıma gelmiştir anlatma söyleyeceklerim açısından. Bunlar şu ikisi aynı şey yani. Buna likelihood function diyeceğiz PDF'imize. P
Bir diğerimiz likelihood function. Hangi likelihood function olsun ki, pardon yanlış dedim, hangi theta olsun ki observationların o likelihood function maksimum olur. Farkındaysanız şunlar küçük sayılır. Hangi theta olursa şu likelihood function maksimum olur. Likelihood function'ın xi'leri observe ettim. Xi'leri observe ettiğimdeki pd ya da pm. O zaman neymiş özetle? Şunu bir kare için alalım. Maximum likelihood estimation observationları maksimize eden theta demektir. Hangi theta'yı bulursam ki observationlarım maksimum olsun. Likelihood function'ım maksimum olsun. Şimdi çok soyut duruyor. Birazdan somutlaştıracağım. Ondan önce bir bakalım. Discrete case'in örneğine bakalım. Px x theta. O da ne demektir? X aslında bir vektör. N tane observation'ım var. O N tane observation'ı yerine yazdım. Ben bunu şöyle yazabilirim, değil mi? Yani x1'in küçük x1 olma olasılığı, xn'in küçük x1 olma olasılığı hepsi birlikte benim PMF'ım. Bunu maksimumuna eden theta'yı bulacağım. Bunu maksimum eden theta'yı bulacağım ama ben ne varsaymıştım? Xi'ler ayaydı. Independent. O zaman bunu maksimum edeni bulmak yerine ben PMF'leri çarpımlarını maksimum edebilirim. Yani artık ne oldu? Şu hale geldi. Xi'nin düz likelihood function, yani Xi'nin distribution'unda küçük Xi olma olasılığı çarpı X2'nin küçük X2 olma olasılığı şu hale geliyor. Oradan da şu güzel formülümüz çıktı. Bu dediğim IID olduğu için yapabiliyoruz. Biz de her zaman sample'ları IID varsayacağız. Her zaman yapabileceği dolayısıyla. O zaman maximum likelihood estimation mı? Pxi'ların çarpımını maksimize eden theta'dır. Yani PMF'imizi ya da PDF'imizi, tabi bunlar çarpımlarını maksimum eden theta. Buraya kadar soru var mı? Örnekte göreceğiz zaten. Bu arada anlamanız yeterli. Nasıl yapacağım diye korkmayacağım şu anda. Güzel. Sadece şunu detayı göstereceğim örnekten önce ki sonra örnekte uygulamasına görelim diye. O da şu. Çarpımları maksimize etmek her zaman kolay olmayabilir. Bir fonksiyonu maksimize ediyorsam, bu fonksiyonun örneğin logunu alsam, logunu maksimize etsem aynı şeydir. Veya e üzerini alsam, e üzerini maksimize etsem aynı şeydir. Neden? Logaritma, exponential gibi fonksiyonlar monoton fonksiyonlardır. Bunlar monoton fonksiyon olduğu için mesela şu fonksiyonda şu nokta şu noktadan büyükse logunu aldığında da bu nokta bu noktadan büyüktür. Exponential'da bu nokta bu noktadan büyükse pardon bu fonksiyonun şu noktası buradan büyükse exponential'da aldığında da bu nokta bu noktadan büyüktür. Dolayısıyla biz bir fonksiyonu optimize ederken onun logunu da exponential'da optimize edebiliriz. Böyle pratiklikler yapabiliriz. Ama çarpımın niye exponential'ı olur? İşimize yaramaz. Ama çarpımın logunu almak işimize yarar. Dolayısıyla çarpımı optimize etmek zorsa ya, bunun logunu alırız, logunu optimize ederiz. İşte şunun adı neydi? Likelihood function'dı. Bunun logunu aldığımızda buna log likelihood function diyeceğiz. Optimize ederken işimiz kolaylaşacak işlemlerde. Onun dışında farklı iş, yani mantığın hiçbir farkı yok. Ne yapacağız?
likelihood function optimize etmek yerine biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı work likelihood function optimize ettim. O da nedir? PDF'in logo. PDF neydi? Ayrı ayrı çarpımlardı. Çarpımların logo, logların toplamı. O zaman ikinci formülümüzde bu büyükse şu iki. Hayır, bunlar formülü de ezberlemeyeceği için göstereceğim size soruda çözümünü. Bunlar doğal adımların kendi doğası gereği gelecek şeyler zaten. Ne olacak o zaman? İkinci formülümüz bu. Yani ya PDF'leri, PNF'leri çarpacağız ya da onların logunu toplayacağız. Ne zaman işin içinden çıkamıyorsak log likelihood function'ı kullanacağız. Şimdi iki örnek çözelim. Sonra herhangi bir örnek aşamasında beni durdurabilirsin. İki örnekte konu netleşecek. İlk örneğimiz Bernoulli. Bernoulli'den sample'lar alıyoruz. En tane. Soru şu, P nedir? P'nin estimate'ini görmüştük. Yapabileceğimiz şey ne? Sample mini kullanmak. Kulağa hoş geliyor ama neden? Bilmiyoruz. Hani hiçbir işlemimiz yok. Şimdi ne yapacağız? Güzel bir estimator bulacağız. O da maksimum likelihood estimator. Bernoulli'nin P'sinin estimator'ını bulacağız. Maksimum likelihood estimator. İlk önce ezberleyeceğimiz tek formül. O da şu. Alternatiflik veya bu. İkisi aynı şey. Yani ha hepsini bunu aldık. Ha çarpımlarını aldık. Ayrı ayrı çarpımları. Bunun aynı şey olduğunu biliyoruz. Şu işlemimizden dolayı. Dolayısıyla benim tavsiyem şu formülü ezberleyebilirsiniz. Bu anlattığım tüm 3-4 sayfanın her şey için bu formül yeterli. Başladığımız nokta dolayısıyla burası. Elimizde ne var? N tane observation var. Ne var? Bir PMF var. XI'ın bağlı PMF'i. Bunu bilmiyoruz. Bu PMF'lerin çarpımlarını maksimize eden P bizim maksimum likelihood estimator'ımız. Bunu yazdık. Peki PMF'im ne? Bernoulli'nin PMF'i nedir? Bernoulli'nin PMF'i P'dir değil mi? Ben neyi maksimize edeceğim? Eğer x sayım 1 geldiyse PMF'den P gelecek. X sayım 0 geldiyse 1 eksi P gelecek. Niye? Bernoulli'nin neydi Bernoulli? 1 eksi P olasılıkla 0 geliyordu. P olasılıkla 1 geliyor değil mi? Dolayısıyla eğer x sayım 1 ise şu realization gerçekleşmiş demektir. P senaryosu olmuş demektir. X sayım 0 ise 1 eksi P olmuş demektir. Dolayısıyla 1 eksi P yazacağım. Bunun zor olduğunu farkındayım. Dolayısıyla o yüzden dersi çözüyoruz. Kolaylarını siz yapacaksınız. Dolayısıyla N tane Bernoulli'nin çarpımı demek X sayım 1 ise P ile çarp, X sayım 0 ise 1 eksi P ile çarp. PMF'de. Şu hale dönüştürdük. Bu sorunun özelinde burası zor. Önemli olan adımlar. Adımlar olarak alalım. K tane P var. N eksi K tane de 0 var diyelim. Tamam. Dolayısıyla neye dönüştü soru? Argmax P üzeri K, 1 eksi P üzeri N eksi K'ya dönüştü. Bunu optimize eden P'yi bulabilir miyim? Yani şu zaten observation'lardan elde ettik. P üzeri K, 1 eksi P üzeri N eksi K. Şimdi bunu optimize edeceğiz. Ne yapacağız? Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Adımlarımızı yapıyoruz. Ve P üzeri K eksi 1 geliyor. Buradan kökümüz 0 geliyor. 1 eksi P üzeri N eksi K eksi 1 geliyor. Buradan kökümüz 1 geliyor. Bir de K eksi
P N geliyor. Buradan da kökümüz P eşittir K bölü N geliyor. Demek ki neymiş? Türevin altı sıfır eşitliğince. Üç tane kök geldi. Sıfır veya biri yerine koyarsak ne demektir? PMF'imiz sıfır olur demektir. Çünkü PMF bu. Şunu maksimize... Ne yapmaya çalışıyoruz? Şunu maksimize etmeye çalışıyoruz. Yerine sıfır koyarsanız sıfır çıkar. Bir koyarsak bir çıkar. O zaman K bölü ne? Bunu maksimize eden şeymiş. Şu fonksiyonu maksimize eden K bölü ne? Dolayısıyla K bölü ne? Bunu maksimize edin. O zaman neymiş? K bölü ne? Şu fonksiyonu maksimize eden de P değil. Demek ki P eşittir K bölü ne? K ne? Neydi? K birlerin sayısıydı. Birlerin sayısını da sum of xi diye yazabilirim. O zaman maximum likelihood estimator'ımız neymiş? Sample mean'miş. Sample mean bu yüzden. Örneğin aynı baktık buna. B şıkkında size şunu sorabilirim. Bu consistent mı? Bu bias mı? Bakıyoruz. Bu zaten unbiased. Bunu biliyorum. Şimdi kadar hep yaptık sample mean'den. Consistent, unbiased bir şey. Onun için bu notlarda düştüm. İyi bir şey yani. Consistent olması, unbiased olması. Ayrıca ekstra da isteyeceğimiz bir şey. Şimdi tam oturmamış olabilir. Sebebi şu adımlar zor. Daha kolayını yapalım. Exponential random variable'ımız var. Xi'ler observe ettim. Lambda'yı estimate edeceğim. Aynı şekilde. Ne yapacağım? Şu. Continuous case olduğu için P oldu P. Yani her bir observation'ın PDF'lerinin çarpımını maksimize eden lambda benim maksimum value estimator'ım olacak. Bunu nasıl yaparım? Her bir observation edince observation'ın yerine yazar. Değil mi PDF? PDF'imiz neydi? Lambda e üzeri x'i lambda x'ti. O zaman x yerine xi yazacağım. Lambda e üzeri eksi lambda xi. Yani ben lambda e üzeri eksi lambda xi'ların çarpımını maksimum eden lambda'yı bulacağım. Ama farkındaysanız burada exponential bir şey var. Hesaplamak kolay değil. Dolayısıyla log'unu alıyorum. Ben bunu maksimum etmemle log'unu maksimum etmem, maksimize etmem aynı şey. Dolayısıyla log'unu maksimize ediyorum. Çarpımların log'u demek, log'ların toplamı demek. Dolayısıyla artık şunların toplamını maksimize eden şeyi bulacağım. Bunların log'unu maksimize edeceğim. Şimdi bunu ayırayım. Lambda ile şurası toplanır. Çarpımlar toplanır. Log lambda artı log burası. Log burası da nedir? Log e olduğu için gider. Şu kalır. O da şu. Bir de log e var. Log e nedir? Bir constant. Örneğin ln tabanında 1. O kritik bir şey değil bizim için. Onu 1 olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla şunu aldım. Şu hale getirdim. Log lambda eksi lambda xi. Şimdi ne yapacağım? İyi akşamlar arkadaşlara. Şimdi ne yapacağım? Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim ve bunu optimize eden lambda'yı bulacağım. Türevini alıp sıfıra eşitliyorum. Türevini alırsam sum aynen giriyor. Log lambda 1 bölü lambda. Şurası eksi xi. Dolayısıyla 1 bölü lambda'dan n tane var. N bölü lambda. Buradan da xi'ların toplamı geliyor. Buradan lambda neymiş? Eşittir 0 olacağı için.
şuna eşittir. Lambda n bölü x sayıların toplamı. İşte. Bu ne lambda? Lambda ne çıktı yani? Sample mean 1 bölü sample mean. 1 bölü sample mean çıktı. Lambda zaten lambda'nın beklenen şey. Lambda neydi arkadaşlar? Pardon, expectation neydi exponential expectation'ı? 1 bölü lambdaydı değil mi? Expectation'ın beklenen değeri 1 bölü lambdaydı. Şimdi lambda'nın estimate'ı da 1 bölü sample mean çıktı. Gördüğünüz gibi aslında mantıken intuitively belki bizim bulabileceğimiz bir şey. Bu biased, unbiased değil. Ama consistent. Çünkü 1 bölü tam olarak şey çıkmıyor, unbiased çıkmıyor. Unbiased mi, biased mi, consistent değil mi? Bunları bulmak kolay. Alıştırma eğer bulamıyorsanız siz yapın. Ödevde bir tane sordum yanlış hatırlamıyorsam unbiased mi değil mi diye bulmayı. Yani bunları çıkartamıyorsanız, şimdi kadar birkaç kere çıkartmıştım. Özellikle unbiased mi değil mi diye expectation hesaplıyorsunuz. Unbiased mi nasıl bakacağız? Expectation hesaplayacağız. Expectation lambda'ya eşit çıkarsa unbiased, çıkmazsa değildir. Consistent çok kritik değil bizim için. Biraz teferruata giriyor. Onu o kadar sormam. Dolayısıyla bunları da biliyorum. Unbiased mi değil mi diye hesaplamayı, asimptotik unbiased mi değil mi diye hesaplamayı falan biliyorum. Biliyorum. Evet. Var mı soru arkadaşlar? Maximum likelihood estimator'la ilgili. Adımlarımız basit değil mi? Ne yapıyorum? Şunu yazıyorum. Soruda PMF yerine koyuyorum. Türevini sıfıra eşitliyorum. Kökler çıkıyor. Maksimum yüzeyden kökü buluyorum. Zorlandım. O zaman ne yapıyorum? Logunu alıyorum. Logunun şu geliyor. Logunun türevini sıfıra eşitliyorum. Buluyorum. Sonra unbiased mi değil mi diye bakıyorum. Maksimumlarda estimator bu kadar. Yani aslında burada kare içine aldığım çok şey var da hepsini ezberlemeyeceğiz değil mi? Şunu bilsek yeterli. Yani zaten adımları yaparsanız geldik, exponential bir şey var. Logunu aldık. Sonraki adımı yaptık. Geliyor zaten. Yani ezberle daha kolayıma geliyor diyorsunuz. Sizin tercihiniz. Nasıl yapıyorsanız. Bu iki örneği yapabilirim diyorsanız. Bu iki örnek zordu. Güzel diyeyim. Bu iki örnek gibi daha kolay işlemleri olan şeyleri yapabilirim ben diyorsan sorun yok. Maksimum likelihood estimator bu kadar. O zaman bir sayfa kalmış. Hemen şunu da bir bırakalım. Var mı soru arkadaşlar? Kalp kolaymış ben anladım diyen var mı? Gayet kolaymış demeyip ben anladım diye ama. Güzel. Tamam o zaman. Gerisi bir işini yaparsınız. Yine zaten sana önce bol bol konuşuyoruz. Sample mean. Bunlar maksimum sample mean'i biliyorduk. Şimdi resmi olarak görüyorum. Mesela mean için en tane şey observe ettim. IID. Ve hiçbir fikrim yok. Yapabileceğim en basit şey sample mean. Güzel yanı sample mean'imiz unbiased. Bir diğeri consistent. Bir diğeri eğer x'imiz bir random veriyi normalse sample mean maximum likelihood estimator'ına eşit. Eğer x normal random veriyi bulsa maximum likelihood estimator'ına eşit sample mean.
Ama en düşük varyanslı estimator değil. Daha iyisi bulunabilir yani. Ama tabii daha iyisi de göreceli bir kavram. Optimizasyon konusunu biliyorsunuz. Daha iyisi değil de optimum ararız. Dolayısıyla o da ayrı bir şey. Biz sample mini bundan sonra böyle kullanacağız. ML diyeceğiz kısaca. Tamam. Sample variance'a da ben fn kare diyeceğim. Şapkasız. Normalde estimator'larda şapka olur. Şapkasız sn kare dedim ben. Kitabınız şapkalı kullanıyor ama kitapta notasyon biraz karışıktı. Böyle daha basit olacağını düşündüm. Sample variance da bu. Bu asimptotik lambdayız. Eğer x normal random variable'sa maksimum latitude estimator'ın işi. Sıkıntı şu. İlk önce buna bakalım. Bu ne? X'aylardan sample mean'i çıkartıyoruz. Kare değerini normalize ediyoruz. Varyans zaten şu değil miydi? X eksi. Elimizde mean yok. Mean olmadığı için ne yapacağız? ML'yi kullanacağız. Zaten x eksi ML kare yapsak varyansın estimate olur. Ama elimizde x de yok. Sample'lar var. Dolayısıyla x sayıları çıkartıyorum. Ve bunlar da expected'ını bulmak demek. Mean'ini bulmak demek. Formülümüz geliyor. Dolayısıyla bu formülü de sınavdan önce ezberlersiniz. Ama bu anlattığım mantıkta expectation'ı biliyorsunuz. Expectation dışında neye benziyor bu arkadaşlar? Mean square error'a benziyor değil mi? Zaten yukarıda mean square error bulurken error karesini expectation demiştik. Linear'daki mean square error zaten aynı formu. Tesadüf değil yani. O şekilde bilmeniz çok kolay. X sayılardan gerçek mean yok. Sample mean'i çıkartıyoruz. X sayılardan gerçek mean olmadığı için sample mean'i çıkartıyoruz. Ne oluyor? Error oluyor. Error'lerin karelerinin ortalaması. Mean square error. Düşünürseniz. Mean square error zaten. Ya bir nevi. Bu ne? Sample variance. Bunun adı sample variance. Öbürü sample mean'di. Mean için bir estimate'dı. Estimator'dı. Sample variance da variance için bir estimator. Bu bias. Unbiased değil. Ama şöyle bir durum var. Bunun expectation'ı hesaplarsanız eğer n eksi 1 bölü n varyans çıkar. Dolayısıyla bunu unbiased yapmanın çok kolay bir yolu var. O da bunu n'e çarpıp n eksi 1'e bölmek. O zaman ne olur n'e çarpıp n eksi 1'e bölersem? Beklenen değeri n'e çarpılıp n eksi 1'e bölünür. Beklenen değeri n'e çarpılıp n eksi 1'e bölünürse beklenen değerin varyansı. Dolayısıyla biz mantığımızdan bu formülü bileceğiz. Ama şu halini kullanacağız. İkisinin farkı şu. Hangisi unbiased? Alttaki unbiased değil mi? Hangisinin varyansı daha yüksektir o zaman sizce? Trade-off var demiştim. Üsttekinin mi hocam? Yüksek. Üsttekinin bias'i yüksek değil mi? Alttakinin bias'i sıfır. Üsttekinin bir bias'i var. Üsttekinin bias'i yüksekse bias artı varyans neydi? Mesut verilirdi. Ne olmasını bekleriz bias yüksekse trade-off'tan? Aynen öyle. Varyansın küçük olmasını bekliyoruz. İnce bir detay var yani. Birinde n'ye bölüyoruz. Birinde 1 bölü n-1'e bölüyoruz. Bunun varyansı çok az daha büyük.
Ama büyük n'ler için çok önemi yok değil mi? N büyükse a n'ye bölmüşüz. A bir n eksi 1'e bölmüşüz. Dolayısıyla ikisi de yerine göre kullanılır. Ama büyük bir n varsa ve genelde alttaki tercih edilir. Sebebi unbiased olur. Dolayısıyla biz de şunu biliyoruz. Bunu kullanacağız. Bir iki yerde önümüzdeki dersleri göreceğiz. Orada sample variance diye bunu kullanacağız. Ama şu formülü ezberledik diyelim. Bu formülü ezberledik. Bu formülün n yerine n eksi 1'ine bölüp normalize ediyoruz. Sınavda da bunu doğrudan kullanmanız gerekirse veririm. Sorun değil. Hatta vereyim. Esen kareyi vereyim. Sınavda bu formülü vereyim. Mantığı da bu. Ölü n eksi 1 kullanacağız ki unbiased yapmış olalım. Burayla ilgili sorunuz var mı? Tamam. 9-1 varmış, 9-7 varmış. 9-8, 9-9, 9-10'daki örnekler zor. Sebebi benim çözdüğüm iki örnek gibi. Adımları böyle şey, klasik örnekler onlar. Ama adımları böyle hemen yapınca pat diye gelmiyor. Biraz düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla bu örneklere bakmak isterseniz pratik olsun diye bakın. Hani zor sınav için. Sınav için mesela ne kolay? Şöyle bir soru. İşte bunun maksimum likelihood estimator'ını bulun. Unbiased nedir sorular gibi bir şeyler düşünebilirsiniz. Ödevinizde de bir soru sordum sanırım. Hatırlıyorum. 6-8. Ödevde. Oradan da pratik yapmış oluruz. Bu arada demeyi unuttum. O da şu. Estimator'lar bir de point estimator ve interval estimator diye de ayrılıyor. Point estimator'dı bizim bugün gördüğümüz tüm konu. Sebebi bir fixed value'yu estimate etmeye çalıştık. Onun exact değerini bulmaya çalıştık. O yüzden point estimator dediğimiz. Mesela bir sonraki dersimizde bunun hangi aralıkta olduğunu büyük olasılıkla öğrenmek isteyeceğiz. O zaman interval estimator olacak. Burada ama hangi aralıkta olduğunu değil de direkt değeriyle ilgilendik. O yüzden point estimator oluyor. Onu da demeyi unuttum. Point estimator olmuş. Mesela ben exactly hangi aralıkta değil, mesela dedim ki ben exact değeri değil de en olası olduğu aralık bana lazım. O zaman interval estimator estimate oluyor. Bir de böyle bir fark var. Evet, bu kadar. O zaman sorunuz yoksa burada bitireyim arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum herkese. Perşembe görüşmek üzere.